Esra Kazancıbaşı ile Sağlığım İçin Her Şey programından merhaba. Bugünkü konuğumuz gıda yüksek mühendisi ve arı ürünleri uzmanı Doktor Aslı Elif Tan Uğur Samancı. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuz ise propolisin çeşitli hastalıklar üzerindeki destekleyici tedavisi. Bu konuyla ilgili merak ettikleriniz ve sorularınız varsa iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Çeşitli bilimsel çalışmalar COVID-19 ve propolis arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Peki propolis influenza üzerinde de etkili mi? Evet, domuz gribi diye bilinen aslında influenza ve onların türleri de var. Aslında normal mevsimsel gripte de geçiyor. Propolis çok güçlü bir antiviral. Neydi propolis? Bir hatırlayalım. Propolis arıların, ağaçların yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı çok güçlü bir doğal antioksidan. Arılar propolisi kovanlarını korumak için kullanıyorlar. Bakterilerden, virüslerden, mantarlardan, dış zararlı etkenlerden korumak ve aynı zamanda kovanda kendi yavrularını ve gıdalarını da korumak için kullanıyorlar. Pro ön demek, polis şehri koruyan demek. Yani arının şehrinin, kovanının ön koruyucusu propolis. Dolayısıyla biz insanlar kullandığımızda da bizde de benzer etkiler gösteriyor. Propolis biliyorsunuz ham haliyle sindirilemiyor, mutlaka özütlenerek ekstrakt yani damla formuna getirilmesi gerekiyor. Bu haliyle getirildiği zaman bilimsel çalışmalarda birçok faydası gösterilmiş. Mesela sizin sorduğunuz etki antiviral etkisiyle ilgili. Aslında akademik yayınlarda 10.000'in üzerinde çalışma var propolisin antiviral etkisini gösteren. İnfluenza ile ilgili sorduğunuz için özellikle bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. 2008 yılında yapılmış bir araştırma. Burada ratlar üzerinde yine in vivo koşullarda yapılmış. Ratlara iki gruba ayrılarak bunlar virüsle enfekte, yani influenza virüsüyle enfekte olmuş ratlar. Bunlar iki gruba ayrılarak bir gruba 7 gün boyunca günde 3 defa kilogram başına 10 miligram olacak şekilde propolis özütü veriliyor. Diğer gruba ise hiç propolis verilmiyor. 7 gün sonunda propolis alan grubun influenza semptomlarına tekrar bakılıyor ve influenza semptomlarının büyük oranda iyileştiği gözleniyor. Propolis almayan grupta herhangi bir iyileşme görülmezken, dolayısıyla bu durumunda propolisin antiviral etkisinden kaynaklandığı ortaya konulmuş. Aynı etkiyi tabii ki grip virüsü olduğu için, grip virüsü üzerine bir çalışma olduğu için biz insanlar kullandığımızda da yine gribal enfeksiyonların tedavisinde destekleyici özellik gösterebileceğini bu çalışmaların sonucunda öngörebiliriz. Şimdi hastalıklar üzerinden ilerlersek bahar aylarındayız. Alerjik hastalıklar da artıyor. Mevsimsel alerji üzerinde de propolisin etkilerine dair bilgi var mı elimizde? Evet, o konuda da çok bilgiler var. Bir yayından bahsedeyim, özellikle mevsimsel alerjiyle ilgili olduğu için. Bu da 2003 yılında yapılmış bir araştırma. Propolis'in mevsimsel alerji ve astım hastaları üzerine etkisi incelenmiş. 2-5 yıldır astım hastası olan 24 hasta katılmış bu araştırmaya ve katılımcılar deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmışlar. Bir gruba düzenli olarak 2 ay boyunca propolis verilmiş, diğer gruba ise hiç propolis verilmemiş ve 2 ayın sonunda iki grup incelendiğinde çalışma boyunca astım hastalarında görülen gece ataklarının sayısı haftalık olarak, akciğer fonksiyon testleri ise çalışmanın başlangıcında ve sonucunda kaydedilmiş. Görülmüş ki propolis alan hastaların gece ataklarının görülme sıklığı ciddi anlamda azalmış, astımın şiddeti belirgin şekilde azalmış ve solunum fonksiyonları da iyileşmiş. Dolayısıyla bu noktada araştırmacılar propolisin anti-enflamatuar ve antioksidan etkisi nedeniyle hem mevsimsel alerjinin hem de astımın tedavisinde destekleyici olabileceğini önermişler. Propolisin mide ve bağırsak sağlığı ile ilgili ilişkilerine dair de bilimsel araştırmaların olduğunu duyuyoruz. Bu konuda ne diyor araştırmalar? Bu konuda da çok araştırma var. Birkaç tanesinden bahsedeyim. Bir tanesi bizim ülkemizde yapılmış 2018 yılında Anadolu Propolisi ile. Burada çalışmada akut kolitli, bu akut kolit kalın bağırsak mukozasının iltihabı anlamına geliyor. Bu çalışma kolit hastası olan ratlar üzerinde yürütülmüş. Çalışmada
Ratlar iki gruba ayrılmış. Deney ve kontrol grubu olarak deney grubuna 21 gün boyunca propolis verilmiş farklı oranlarda. Kontrol grubuna ise hiç propolis verilmemiş. Çalışma süresinin sonunda artan dozlara paralel olarak propolis desteği alan gruplarda kontrol grubuna kıyasla yararlı bakteri sayılarında, yani bağırsaktaki yararlı bakteri sayılarında yükselme görülmüş ve bağırsak epitellerinde iyileşme görülmüş. Bu çok önemli. Araştırmacılar propolis tüketiminin bağırsak sağlığı için faydalı olduğunu, özellikle de bu tarz kalın bağırsak mukozası iltihabı gibi vakalarda tedaviyi destekleyici doğal bir gıda olabileceğini önermişler. Mide ve bağırsak sorunlarından konuşurken huzursuz bağırsak sendromunu da atlamayalım. Bu konuda bir bilgi var mı? Evet, bu konuda da çok güzel bir çalışma var. 2020 yılında, üstelik çok da güncel bir çalışma. Çift kör randomize kontrollü bir çalışma ve IBS tanısı, yani huzursuz bağırsak sendromu tanısı almış 52 hasta, eşit sayıda iki gruba ayrılmış. Bunların bir grubuna her gün 6 hafta boyunca günde 2 defa 450 mg propolis verilmiş. Diğer gruba ise verilmemiş. Araştırmanın sonucunda propolis alan grubun IBS şiddeti skorları ve IBS'e bağlı yaşam kalitesi skorlarında kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir iyileşme görülmüş. Ve aynı zamanda araştırmacılar propolisin anti-enflamatuar özelliği nedeniyle huzursuz bağırsak sendromunun tedavisinde de etkili bir destek olduğunu belirtmişler. Yine bağırsak sendromuyla ilgili ayrıca tip 2 diyabetli ratlarda, yani hem bağırsak florası üzerine etkisinin incelendiği propolisin hem de tip 2 diyabet olan ratlarda yapılan bir çalışma var. Bu da enteresan. Bu da 2019 yılında yayınlanmış. Bu çalışmada 60 rat 5 farklı gruba ayrılarak bir grup kontrol grubu olarak takip edilmiş. Diğer 4 grupta tip 2 diyabetli ratlar ve bunların bir tanesine hiç propolis verilmezken bir grubuna, diğer 3 gruba farklı dozlarda propolis verilmiş. Ve çalışmanın sonucunda bunların bağırsak histopatolojik değerlendirmeleri yapılmış. Yani bağırsaklarının durumu incelenmiş. Ve ayrıca serum açlık glikozu, plazmadaki insülin seviyesi, HbA1c değerleri ölçülmüş. Çalışmanın sonucunda propolis alan grupta hem açlık kan şekerinin daha dengeye geldiği ve bu insülin direncinin de azaldığı gözlemlenmiş. Ayrıca bağırsak mikrobiyotasının da geliştiği ve daha sağlıklı çalıştığı ortaya konmuş. Dolayısıyla hem tip 2 diyabetin tedavisinde hem de bağırsak semptomlarının iyileşmesinde propolisin önemli bir destek olabileceği bu araştırmada gösterilmiş. Doğrudan insanların üzerinde propolis ve tip 2 diyabet ilişkisini gösteren bir araştırma var mı? Evet, güzel bir çalışma var. Bu doğrudan tip 2 diyabet hastası olan insanlarda yapılmış. Bu çalışmaya da toplam 65 kişi katılmış. İki gruba ayrılmış bu kişiler. Bunlar tip 2 diyabet hastası olan kişiler ve bunların bir grubuna 18 hafta boyunca günde 400 mg propolis verilirken diğer grup hiç propolis almamış ve çalışmanın sonucunda propolis alan grupta kandaki antioksidan ve glutatyon değerlerinin arttığı, kan şekerinin daha dengeli seyrettiği ve yine aynı şekilde insülin direncinin de azaldığı, dolayısıyla tip 2 diyabet hastalarının tedavisini destekleyici olarak propolis kullanılabileceği ortaya konmuş. Özetle ifade edecek olursak propolis kan şekerini dengeleyici ve insülin direncini de yine düşürücü bir etki gösteriyor. Tip 2 diyabet hastaları veya tip 2 diyabete yakalanmak istemeyenler de düzenli olarak propolisi beslenmelerine ekleyebilirler. Karaciğer yağlanması da toplumda sık görülen hastalıklardan bir tanesi. Propolis ve insanlar üzerindeki araştırmalar neler söylüyor? Şimdi karaciğer yağlanması ile ilgili de yine doğrudan insanlarda yapılmış bir çalışma var. Burada da 4 ay boyunca 54 hastaya, karaciğer yağlanması problemi yaşayan 54 hastaya 4 ay boyunca günde 500 mg propolis verilmiş. Yine diğer bir gruba verilmemiş. Yani 54 hasta iki gruba ayrılarak bir gruba veriliyor, bir gruba verilmiyor. 4 ayın sonunda bunların karaciğer yağlanma durumlarına bakılıyor ve karaciğer yağlanmasında propolisin hem koruyucu hem de tedaviyi destekleyici olarak kullanılabileceği ortaya konuluyor. Dolayısıyla hem karaciğer enzimlerini düzenlemede hem de karaciğer yağlanması problemini gidermede propolisin de yine destekleyici olarak kullanılabileceği gösterilmiş.
Biraz da kadınlara dair hastalıklar üzerinden konuşursak, tekrarlayan mantar enfeksiyonları sık görülüyor. Bu konuda arı ürünlerinin kadın sağlığına bir faydası var mı? Şimdi mantar çok kadınlarda görülen bir rahatsızlık. Özellikle kandida mantarı. Bununla ilgili 2021 yılında Avusturya ve İsveç kadın doğum uzmanlarının ortak olarak yayınladığı bir kılavuz var doğrudan. Ve bu kılavuzda diyor ki propolis kandida albicans mantar türlerinin bulaşmasını engelleyebilir ve kandida albicans mantarı tedavisi gören hastalarda da medikal tedaviyi destekleyebilir ve öneriliyor. Güvendiğimiz bir kılavuz. Dolayısıyla kullanabilir hastalar. Polikistik over sendromu, tekrarlayan mantar enfeksiyonları. Bu konuda propolisle ilgili araştırma var mı? Şimdi 2020 yılında yapılan ratlarla ilgili yapılan bir çalışmada polikistik over sendromu yaşayan ratlara propolis ve arı sütü desteğinin etkisi incelenmiş. Bir grup kontrol grubu olurken diğer gruba propolis ve arı sütü desteği verilerek polikistik over sendromu durumlarına bakılmış ve gerçekten de bu arı ürünlerimizin polikistik over sendromunu iyileştirmede destekleyici olarak kullanılabileceği ortaya konmuş. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.